Pekala, işe geri dönün. Yapacak çok şeyimiz var. Bir sürü çamaşırımız var Bartleby. Ve bugün çok daha ağırlar. Şimdi nedenini anladım. Çamaşıra yardım etmem mi gerekiyor? Hey sen, buraya gel. Gel buraya. Seni küçük yuma. Çamaşırları bu kadar çabuk nasıl astın Tro? Sen yaptın sandım. Ben süveter değilim. Acayip yumuşak olsam da. İmdat. Bartleby. Bir küçük yardımcı. Merhaba. Lütfen kaçma küçük yardımcı. Seninle tanışmayı çok istiyorum. Antik gökkuşağı şehri kedileri efsanesine göre küçük yardımcılar gökkuşağı krallığının düzgün işlemesini sağlıyorlar. Harika. Teşekkürler küçük yardımcı. Senin gibi 3 tane daha kullanabilirim. Sizler süpersiniz. True, onlar bende kalabilir mi? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Biraz daha olur mu? Lütfen olur mu? Sen de mi kalsın? Çok yardımseverler ve tatlılar ama... Lütfen, 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 lütfen. Seni seviyorum. Tamam. Eğer onlara bakabileceğini düşünüyorsan. Evet, bakacağım. Onları seviyorum. Hey! Gelin küçük yardımcılar, gidelim. Ah, tatlı evimize hoş geldiniz. Evinizdeymiş gibi rahat edin. Ha? O koltukla ne yapıyorsun öyle? Temizliyorlar galiba. Vay canına. Nasıl da meşgul küçük yaratıklar. Benim minnak yardımcım. Annemmiş bakalım. Sensin ve sen. Bulaşım sırası sende sanıyordum bir. Onlar misafirlerimiz ve yardım etmek istiyorlardı. Bana hayır demek düşmez. Kaçırdım. Tamam. Hadi bakalım tekrar dene hadi. Tru, paniklemiş bir prensesim. Kroki dostum kayboldu. Hayır. Hem de çok kötü. Grismolarımı onu aramaya gönderdim. Ama ne yaptığını gerçekten bilen birine ihtiyacım var. Endişelenme. Froki dostumu bulacağım. Froki'ydi. Hey! Yaşasın Tro! Seninle gelmemi istiyorsun değil mi? Sorun değil bi. Froki'nin gitmeyi sevdiği birkaç yer biliyorum. Sen evde kal ve küçük yardımcılarla ilgilen. Harika. Evet, bu iyi. Bulduğun zaman o küçük salya fabrikasına sevgilerimi ilet. Tamam. Eğlenmene bak. Tabii ki. Şanslı küçük bir kediciyim ben. Gökkuşağı krallığındaki herkesin kendi küçük yardımcılar olmasını dilerdim. Evet, bu kötü. Şunlardan bir tane daha sallasana. Harika, sağ ol. Gerçekleştirmişler. Artık herkesin kendi küçük yardımcıları var. Harika. Küçük yardımcılar işinizi yapın. Küçük yardımcılar şarkı söyletin. Temizlik ve toplamak sizin oyununuz. Daha fazla sevebilir miyim? Olamaz. Küçük yardımcılar devam edin. Küçük yardımcılar bize gösterin. Herkesten üstün yardım yetenekleri. Çalışmanızı izlemek ne kadar keyifli. Şurayı kaçırdın. Küçük yardımcılar ne kadar tatlı. Küçük yardımcılar ne kadar mutlu. Gözlerimin önünde organize olup her şeyi nasıl da düzenliyorlar. Küçük yardımcılar muhteşemdiniz. Küçük yardımcılar biraz ara verseniz.
hareketi azaltmanın zamanı. Sakinleş, rahatla, abartıldığı gibi. Küçük yardımcılar, işiniz bitmedi mi? Küçük yardımcılar, fazlası mı gerek? Size başka işler önerebilirim. Tozlu tavana biraz ilgi gerek. Küçük yardımcılar, aşırı meşgulsünüz. Küçük yardımcılar, başım döndü. Size verecek işlerim bitiyor ve bilmiyorum ne yapacağım. Aha, işte bu. Eğer Turu gelene kadar sizi dışarıda meşgul edebilirsem, o ne yapılacağını bilir. Gelin küçük yardımcılar, hadi gelin. Küçük türlü bir köpek olsaydım, nereye gideceğimi biliyorum. Harika! Kroki'yi gördüm. Oo, küçük yardımcılar onu yürüyüşe çıkarmış. Merhaba Kroki dostum. Yani Kroki. Yeni arkadaşların sana ne güzel bakıyor. İyi haber Griselda. Kroki'yi yanında küçük yardımcılarla buldum. Biraz yürüyüşe çıkmışlar. Küçük yardımcılar Kroki'yi yürüyüşe mi çıkarmış? O zaman hepsini eve getir. Küçük yardımcılar Kroki dostumu beslerken, banyosu için fırçalarken, dişini fırçalarken yardım etsinler. Gece masalları okusunlar, saçını parlatsınlar. Yakında orada oluruz. Teşekkürler Kümülo. Sonra görüşürüz. Hadi eve doğru eğlenceli bir yürüyüş yapalım. Pekala, bahçe işlerini seviyorum. Ne? Siz ufaklıklar ne yapıyorsunuz öyle? Hamak mı? Benim için mi? Buna alışabilirim. Ne? Balık krekerleri için teleferik. Ne kadar da yardımseversiniz. Durun, artık şiştim. Çok fazla balıklı yumuşak kraker. Ben ne dedim? Ne yapıyorum böyle? Yardım etmek için daha fazla şey mi gerek? Ama içerideki ve dışarıdaki her şeyi yaptınız. Altta, üstte ve her yerde. Elimde size verecek hiç iş kalmadı. Hem de hiç. Ortalığı dağıtmayın. Şimdi de temizliyorsunuz. Durun, yani şimdi kendinize İş mi yaratıyorsunuz? Evet, öyle yapıyorsunuz. Tamam, teşekkürler ama çimleri çoktan biçtiniz. Hayır. Yeniden süpürmeye gerek yok. Çalıları zaten düzeltmiştiniz. Evin çamura bulanıp temizlenmesine hiç gerek yok. Durun! Martin Bey, küçük yardımcılar ne yapıyorlar? Yardım et Truu! İşler harika gidiyordu. Yardımcılar evi baştan sona temizlediler. Dağınıklığı düzelttiler. Yerleri süpürmek için tüm mobilyaları taşıdılar ama içeride yapacak işleri kalmadı. Ben de onları meşgul etmek için dışarı çıkardım. Çimleri ve işler çöpü boşalttılar. Hamak yaptılar. Çalıları buladılar. Hamak yaptıklarını söylemiş miydim? Ama sonra temizlenecek şeyler bitti ve sadece meşgul olabilmek için ortalığı dağıtmaya başladılar. Onları durduramıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana ihtiyacın olursa hamamdayım. O da neydi? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Küçük yardımcılar aşırı yardım ediyor. Her yerden acil durum çağrıları geliyor. Gökkuşağı Krallığı'ndaki işlerin hiçbiri tamamlanmıyormuş. Otobüsler temizlenmeli. Mutlu Çiftlik Vadisi'ndeki meyve hasadı birikiyor. Ve Gökkuşağı Şehri Köprüsü çoktan bitmiş olmalıydı. Burada ne tür gariplikler dönüyor acaba? Bir fikrim var. Düzeltmeyi deneyeceğiz. Bartleby, bu yardımcılar hakkında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, ama çok harikalardı. Ve ev işlerinde bana çok yardımcı oldular. Yani bir süreliğine. Biliyorum Bi. Ama şimdi onlarla ne yapacağımızı bulmamız gerek. Ve bunun için biraz dilek yardımı gerekiyor. Kümülo, buraya gel.
Merhaba Kümelo.